Basınımızın yüzüde temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Bugün burada Cuma günü olan bir kongre sürecinden dolayı bilgi kirliliği var piyasada. Onları aydınlatmak için bu akşam burada toplandık. Sizleri buraya çağırdık. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Biz bu partinin neferiyiz. Biz bu partiyi 2001'den beri muhtar bile olamaz dedikleri zamandan beri biz bu yola başvurmuşuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda asla ve asla ayrılmadık, ayrılmayız. Onun kendimize bir lider, bir önder, yani kendimizi gerçekten ona adamış gibi bir durum var ortada gerçekten. Bu davaya başvurduk. Yıllardır peşindeyiz. Bu bağlamda şimdi onun yine atadığı il başkanımız Sayın Yılmaz Kartmer ilimize çok güzel bir heyecan getirdi. Bu heyecan bizde gerçekten içimizde kıpırdanmalara neden oldu. Yani biraz bir sallantıdaydık böyle bir ufaktan bir, ama Yılmaz Kartmer'in gelişiyle Rize'de çok güzel bir hava yakaladık. Biz de bu havayı pazarda yakalayalım dedik. Biz de yani işlaklandık, heveslendik, çıktık, aday olduk ilçe başkanlığına. Yalnız her şey çok güzel gitti. Adaylığımız sürecinde her şey çok güzel gitti. Gittik, izinlerimizi aldık. Şimdi bazı kişiler diyor ki işte ya izin almadı, işte bıçak, asla öyle bir şey olmaz. Biz partimizin neferiyiz. Parti bize ne derse biz her zaman onu yaparız. Kesinlikle biz kimseye dikleşmedik. Dik durduk, dikleşmedik. Dikleşmeyiz de. Biz devamlı dik dururuz. Biz yaklaşık 80 senesinde beri pazarda esnafız. Herkes Yahya Terzi'nin, Yahya Usta'nın kim olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi bu bağlamda geldiğimiz bu noktada adaylığımız açıklandı. Seçim sürecine girdik, açıkladık basın açıklamasından sonra. Şuradan başlayayım. Partiye gittik. Biz normalde delege listesini almamız lazım. Ki delegenin üzerinde çalışıp vatandaşa ulaşmamız lazım. Ya bu bağlamda yine gittik. İstediğimiz zaman şu delege listesini verdiler bize. O da vermediler. Gittik, delege listesini veremeyiz dediler. Resim çekemezsin dediler. Mevcut başkan. Ondan sonra şu delegeyi bağıra çağıra zorla bunu aldım. Evet arkadaşlar, orada şahitler de var. Burada ne telefon numarası var, ne köy var, ne bir şey var. Sadece adamın soy ismi var. O kadar. Başka bir şey yok. Aa, burada zaten. Başka bir şey yok. Bunu verdim. Ya dedik ki ertesi gün başkan, gözünü sevdim. Ya biz bununla nasıl çalışacağız? Ya bu seçim kurulunun verdiği listeyi ver bize. Neyse gittik, ondan sonra bu listeyi verdiler. Burada da telefon numaraları yok. Adamlara ulaşacak olduğumuz telefon numaraları yok. Bu listeyi mevcut başkan yapmış. Delege listesini. Bütün akrabalarını yazmış. Bütün akrabalarını yazmış. Şimdi burada Kocaköprü mahallesi var. 8 tane delege var. 1 tane Kocaköprülü yok. Sivritepe köyü var. 3 tane delege var. 1 tanesi Sivritepeli. İkisi başkanın akrabaları. Hamidiye köyü var. 13 tane delege var. 13 tane. 2 tanesi Hamidiyeli. Gerisi 11 tanesi başkanın akrabaları. Orada delegemiz, yani üyemiz yok. AK Parti'nin üyesi yok mu orada? Çok merak ediyorum. Güzelleri Mahallesi burası ya. Aynı şekilde 11 tane delege var. 8 tanesi başka. 2 tanesi. Ya Allah aşkına bu delegeyi sen yapıyorsun. Bu kadar böyle yani partiyi kişileştirmek, yani aile partisi yapmak iktidar partisine yakışmaz arkadaşlar. Bizim sıkıntımız bu. Başka bir şey yok. Partiyi bu kadar küçültmeye hiç kimsenin hakkı yok. Benim partimi kimse küçültemez kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'a kimse yanlış yapamaz. Sen bu partiyi küçültüyorsun. Küçülttükçe küçülttün. Yönetim kurulunun öyle, şeyin öyle, önceki yönetim kurulu. Şimdikilerini bilmiyorum kim olduğunu da. Yani bu aile partisi değil. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Biz buna karşıyız. Pazara bir şey olsun. Biz oraya çıktık. Eğer bir şeye çıktıksa bizim orada projelerimiz vardı. Hedeflerimiz vardı pazara hizmet etmek için. Biz pazara hizmet etmek için çıktık oraya. Ve
yaklaşık 7-8 tane projemiz vardı orada. Ama bu arkadaşların ne projesi var, ne vizyonu var, ne bir şey var. Çıkmış, ben çıktım. Böyle bir şey yok abi. Hazır ne yapacaksın? Bana il başkanlığından bir arkadaş geldi. Diyor ki, sana ne pazar diyor, sana mı kaldı diyor, sen mi düşünüyorsun? Arkadaşlar, yapmayın. Biz pazar aşıyız. Pazar için kellemizi koymuşuz. Pazara bir çivi çakana, tabelanın AK Parti hükümeti sırasında devletin şeyini, tabelasını hangisi olursa olsun, hizmet olarak hangi tabelayı çakarsa ben o adamın elini öperim. Başımda taşırım o adamı. Kim olursa olsun, A Partili, B Partili olur. Pazara kim hizmet ediyorsa. Ya biz bu bağlamda çıktık yola. Şimdi geliyorsun, delegeli listelerine bakıyorsun kardeşim. Bu kadar olmaz. Bu kadar ayıka çıkmaz arkadaşlar ya. Şimdi ondan sonra orada girdik seçime. Girdik seçime, listelerimizi verdik. Hiçbir sıkıntısı yok. Cuma günüydü. Girdik. Divan başkanı dedi ki delege listesi oylama yapacağız. Önceden demedi. Cuma saatindedir. Biz de şimdi dedik ki sayın başkan öyle diyorsun ama millet cumaya gitmiş. Bizde var ikinci listemiz yazıhanede unutmuştuk ama fazla toplar 20 kişi almamız lazım. %5 400 kişiden 20 kişi yapar. Biz yani 70-80 kişiye imza attırdık. Ama gel gör ki o anda herkes cumaya gitmişti. 13 tane delege çıktı bizde. Ya delegeleri toplayamadı, imza attıramadı. Biz bunlara basın toplantısı yapıyoruz. Biz imza attırdık güzel kardeşim. Biz seçimi de alacaktık Allah'ın izniyle. Çok farklı alacaktık, farklı. Gerçekten alacaktık, ben buna inanıyorum. Yani ondan sonra dedik ki, başkan bunlar Cuma'da nasıl olacak? Olmaz. Ya bu adam Yahya Terzi senin delegen mi? Delegen. İmza atmış mı? Atmış. Burada ismi var mı? Var. Cuma'da gelecek bu adam. Kaçmadı ki. Gelecek. Kabul etmediler. Bizi seçime koymadılar. Koymadıkları için canlılar sağlasın. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Girmedi. Biz yine bu partinin neferiyiz. Yine bu partinin peşindeyiz. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece mümkün değil. Bizi oradan kimse koparamaz. Kimse itemez. Ben muhtar bile olamaz dedikleri zaman muhtar bile olamaz dedi. Tadım bir, tadım iki yokundası pazarda bir hafta vatandaşa bedava yemek dağıttım AK Parti'ye versinler diye. Biz ömrümüzü verdik, kellemizi koyduk, gecemizi gündüzümüze koyduk. Biz üye yaptığımız vatandaşların da parasını cebimizden atıyorduk. Bunu gönlümden atamazsınız. Oradan atsanız da olur. Ben gönlümden Recep Tayyip Erdoğan atamazsınız. Mümkün değil. Güzel kardeşler. Bu bağlamda söyleyeceklerim bu kadar. Bütün arkadaşlara, benimle yürüyen, bize destek veren, pazarlı bütün delegelere, onlara çok teşekkür ederim. Onlara tekrardan özür diliyorum. Neden? Çünkü onlara ulaşamadık, telefon numaraları yoktu. Vermediler bize, güzel arkadaşlar. Ya beni niye aramadın, Aramana gerek yok, o emiyle senin diyordunuz ama ya muhakkak ulaşmam lazım diye ulaşamadım. Yani çünkü telefon numaralarını vermedik, ulaşamadık size. Bu bağlamdan desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. İl başkanıma çok teşekkür ederim. Bütün basın mensuplarıma, yönetim kurumlarına, hepsine pazar altına, bağrına bastılar beni. Çok teşekkür ederim. Her zaman Yahya Usta yanlarınızdadır. Her zaman sizinle beraberdir. Yine boynum kıldan önce emrinizdeyim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, olay basına düştüğü zaman itibariyle tabii ki biz de basın mensubu olarak takip ediyoruz. AK Parti gibi bir partinin sizin dediğiniz ve iddia ettiğiniz bu konuda yanlış yaptığını savunuyorlar. Şöyle ki yani bildiğiniz gibi AK Parti hem adaletten hem haktan bahseden bir parti. Ayrıca özellikle hani Müslümanlık adına yani gönüllerde fethedilmiş bir parti olarak bu oylamanın cuma saatine rastlamasını halk çok eleştiriyor. Biz de takip ediyoruz. Sizin bu dediklerinize yani ki kime sorsanız bugün yani parti gözetmez sizin A Partisi, B Partisi kim olursa olsun
herkes sizin düşüncenize hak veriyor. Bunu buradan diyoruz. Çünkü bir diğer partiler olarak değil, AK Parti'nin böyle bir düşünceyle ki yani delege tespitinin tam cuma namazına rastlaması biraz dediğimiz gibi eleştirilere yol açtı. Siz bunu beyan ettiniz, söylediniz de peki partinin bakış açısı nedir? Yani bu eleştirilere parti göz mü yumuyor? Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim şimdi. Bugün Ardeşen, yan komşumuz Ardeşen ilçesinde Konca'lardı. Arkadaşlarla gittik oraya. Oturduk, uzaktan seyrediyoruz. Orada da yine delege listesi. Bu zamana kadar bu delege listesi hiçbir zaman, kuruluştan beri hiçbir zaman böyle bir şey görmedik, duymadık. Hiç kimse duymadı. İlk defa bu sene bu delege listesine onaylayacağız diye anons etti. Yalnız değerli başkanım, divan başkanım, Salih Çora milletvekilimiz burada onu söylemedi. Söyleseydi kimseyi göndermezdim Cuma'ya. Burada beklerdiler. Orada anons etti ama diğer ikinci şey liste vardı bugün de orada da. Adam vermiş listeyi, çekmiş gitmiş, arkasında durmamış. Bilmiyorum. Ama şu anda orada söylendi ki, çok emin kaynaklarda duruyor. Mevcut ilçe başkanına diyorlar ki, ya şey, adamlar burada dursun, oylama yapacağız. Bize kimse bir şey söylemiyor. Mevcut ilçe başkanına söyleniyor. O da orada birkaç kişi tutuyor. Bizi, onun sırası geldiği zaman Ahmet Mehmet falan söylüyor. 7-8 tane okuyor. Bir kişi ha burada mı burada. Burada öyle saydı. Bize sıra gelince o verdiğimiz lise 50 kişi miydi 30 mi neydi bilmiyorum. İmza listesi. Tek tek hepsini inceledi. 13 kişi çıktı. Bekledi. 13 kişi. Onda 13 kişi çıkmadı. Bak burada buraya dikkat edin. Orada 13 kişi de çıkmadı onlarda. Çünkü çok iyi biliyorum, ben orada değildim diye, benim ismi saydı, orada saydılar. Bizde daha fazla çıktı. Bu sefer onun taraftarları dedi ki, hayır ben Yahya Başkan'a imza atacağım. 6 kişi de imza attı, 19 yaptık ama saat doldu diye kabul etmediler. Yapacak bir şey yok. Herhangi bir itirazınız da kabul edilmedi. Yani. Durum bu şekilde basına açıklayacak. Bu pazar halkına duyurulur. Pazar halkı şimdi diyor ki işte, ya ya işte il başkanına baş mı kaldırdı partiye? Asla öyle bir şey olur mu ya? Mümkün mü öyle bir şey? Ben izin almasam bir yere gitmem. Ben dik dururum, dikleşmem. Neyse odur. Ben söz verdim, sözümü yerime getirdim. Bütün arkadaşlarımla beraber çıktık yola. Bir yola gittim. Hepsinden Allah razı olsun. Bir tanesi beni satmadı. Kimse kimseyi satmadı. Çıktık adam aslanlar gibi. Şey kabul edilmedi, listemiz kabul edilmedi, seçime giremedik, bir şey yok. Ama inanıyorum ki bu kadro, çok güzel bir listemiz vardı, pazara çok güzel ismi edecekti, izin vermediler, hiç sıkıntı yok, inşallah başka zaman. Peki, çok teşekkür ederiz ben başkanım, teşekkür ederim. Başarılar dileriz çalışmanızı. Teşekkür ederim.